Nizip Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni. Nizip Meslek Yüksekokulu'nun 2014-2015 yılı mezuniyet töreni görkemli bir şekilde yapıldı. Yapılan törene Nizip Kaymakamı Harun Sarıfakoğulları, Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, Meclis Başkanı Mahmut Şahin ve davetler katıldı. Nizip Meslek Yüksekokulu yerleşkesine gerçekleşen törende kısa bir konuşma yapan Yüksekokul Müdürü Serdar Derman, öncelikle sizleri hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak okudan ailelerinize teşekkür ediyorum şeklinde konuştu. Nizip Kaymakamı Harun Sarıfakoğulları ise yaptığı konuşmasında öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi. Sizlere gıpta ile bakıyorum diyen Sarıfakoğulları, inşallah muvaffak olursunuz ve dilediğiniz yerlerde çalışabilirsiniz. Hepinizin gözlerinden öpüyorum dedi. Tören öğrencilerin kep atmasının ardından çeşitli etkinliklerle devam etti. Ve onurlu gününe hoş geldiniz. Hepimiz biliyoruz ki günümüzde toplumların gücü eğitimli insanlarla ölçülüyor. Anadolu toplumu da geleneksel olarak genç kuşakların eğitimine, eğitimli insana büyük önem veren bir toplumdur. Bağımsızlık savaşımızın önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır ya da milleti esarete ve sefalete sürükler sözüyle eğitimin önemini en veciz şekilde özetlemiştir. Değerli aileler, mezunlarımızın değerli yakınları, sizler eğitimin evlatlarınızın yaşamı için önemine inanarak mezun olan öğrencilerimizin eğitimini iyice fedakarlıklarla desteklediniz. Bugün onların mutluluğunu paylaşıyorsunuz. Bugün aslında sizin gününüz. Haklı gururunuzu ve mutluluğunuzu paylaşıyor. Hepinizi tebrik ediyorum. Her insanın hayatında ne kadar az olursa insan o kadar mutlu olur derler ama keşke sizin kadar genç, keşke sizin kadar dinamik olsaydım. Size gıptayla bakıyorum sevgili gençler. Her ne kadar önemli bir kısmınız arkamda da kalsa. Bizi, beni 29 yıl önceye götürdünüz. Ben de sizler gibi 29 yıl önce bir meslek yüksekokulunda bir yıl 16 yaşındayken okudum. Ve o bir yıl hayatımın en değerli, en güzel, en heyecanlı bir yılıydı. Bunu bütün içtenliğimle ifade etmek istiyorum öncelikle. Ve bugün sizin en güzel gününüz, en mutlu gününüz. Çünkü size değer atfeden, size emek veren, hem başta babalarınız, anneleriniz, yakınlarınız, hem de gerçekten en az onlar kadar alın teri akıtan, en az onlar kadar özlerde bulunan kıymetli akademisyenler, kıymetli hocalarınız bugün sizlerin en mutlu gününüzü görüyorlar. Ve onlar sizin gerçek yaşamda da, yani bir adım sonrasında da başarılı olmanızı, mutlu olmanızı diliyorlar. Bundan eminim. İnşallah emekleriniz boşa gitmez. İnşallah muvaffak olursunuz. İnşallah başarılı olursunuz. Şunu ifade etmek isterim. Başarılı olmanın anahtarı sevgili gençler, kendinizi sürekli yenilemekten geçiyor. Onun için okumaktan, eğer imkanınız varsa lisans eğitimini tamamlamaktan, eğer yine imkanlarınız el veriyor ise yabancı dil eğitiminizi geliştirmenize mutlaka faydalar olacaktır. Hem sizin için hem çalıştığınız sektör için o sizi aranan insan, nitelikli insan haline koyacaktır. Ve inşallah bu şiarı hep başucunuzda bir tarafta bulundurursunuz ve kendinizi yenilemeyi, sürekli gelişme açısından inşallah kendinizi taze ve dinamik tutarsınız.